Merhabalar, ben Volkan Özkur. Ne içersiniz'in yeni bölümünde sizlerle birlikte havuçlu, yeşil elmalı müthiş bir smoothie yapacağız. Gelin malzemeleri tanıyarak başlayalım. Portakal kullanacağız. Lezzet için elma ve havuçtan yardım alacağız. Tarçınımız var, balımız var. Süzme yoğurt kullanıyoruz. Ve belki birazcık suya ihtiyacımız olabilir açmak için. Öncelikle portakallarımızı suyunu sıkarak başlayacağız. 3 tane portakal bu tarif için yeterli olacaktır. Hemen sıkmaya başlıyoruz. Tek bir bardakta tüm besini, vitamini, minerali, proteini, karbonhidratı, yağı vücudumuza sokmak. Bu yüzden de smoothie'nin asıl amacı besleyici olması. Portakallarımızın suyunu sıktık. Köşeye alıyoruz. Bir havucumuz var. Havucumuzun kabuğunu soyuyoruz. Elmalarımızı alıyoruz. Ben böyle bir alet kullanıyorum elmaların için çıkarmak için, dolma ocağı. Siz de kolaylıkla bundan yardım olabilirsiniz. Şuradan bir kere bastırıyoruz. Ve elmaların ortasını kolay bir şekilde alabiliyoruz. Daha sonra malzemeleri birazcık ufak doğramaya özen göstereceğiz. Çünkü bu makine ne kadar yorulursa, ne kadar dönerse malzemelerimiz tüm vitaminini o kadar kaybeder, o kadar kararır. Bu yüzden olabildiğince ufak doğruyoruz. Amacımız makineyi yormamak. Böyle kalmadığı yerde hemen yana çeviriyoruz. Yandan doğramaya devam ediyoruz. Elmamızı blender'a koyuyorum. Aynı şekilde havucumun başını ve arka kısmını alıyorum. Havucu da ortadan diye şöyle yarıyorum. Sonra şöyle yarıyorum. Havucu da ince ince doğruyorum. Dediğim gibi buradaki tek amacımız makinenin bıçaklarının çok yorulmaması ve bu sebzelerin vitaminini kaybetmesini sağlamamız. Doğradığımız havuçları da alıyorum. Bir havucun yarısı bu tarif için fazlasıyla yeterli olacaktır. Süzme yoğurdumuzu koyuyoruz. Tüm prebiyotik bunun içinden gelecek. Hemen dolaptan buzumuzu alıyoruz. Siz evde bunu yaparken buzsuz da yapabilirsiniz. Buz illa en elzem ürünümüz değil. Fakat ferahlık katması için ve kıvamını daha da yumuşak bir hale getirmesi için ben buzda kullanacağım. Ve portakal suyu ekliyoruz. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra kıvamına bakıyoruz ve bundan sonra buz koyup koymamaya kendimiz karar verebiliyoruz. Tüm malzemeler iyice birbirine geçtikten sonra balımızı ekliyoruz. 2 kaşık kadar koyacağım. Çok fazla tutmayacağım çünkü içindeki malzemeler zaten şekerli, elma ve havuç. Bu aşamada tekrardan bir tutam kadar tarçını ilave ediyoruz. Ben kıvamının birazcık daha koyu olmasını istediğim için 2-3 tane daha buz koyacağım. Şöyle koyduk. Kapadık güzelce. Blender'ımızın içindeki tüm malzemeler pürüzsüz bir kıvama geldiğinde alıyoruz ve sunuma hazır oluyor artık. Bardağımızı ağzına kadar doldurduk. Ardından hemen dekorlara geçiyoruz. Şöyle az önce kestiğim elmanın devamını kullanacağım. Hemen 3 tane dilim. İnce bir çubuk tarçın alıyoruz. Onu buraya koyuyoruz. Toz tarçınımızı da alıyoruz. Süzgecimizi ekliyoruz.
son olarak elmalarla bitirişimizi yapacağız. Bu şekilde açıyoruz. Tarçınlı, yeşil elmalı, havuçlu smoothie'miz hazır. Efsane olmuş. Umarım siz de denersiniz, yaparsınız ve çok beğenirsiniz. Afiyet olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. We'll be right back.